Öncelikle bu pazar günü davetimizi kırmayıp hemen geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki benim hep bir lafım var. Basın, özellikle yerel basın, görmeyenin gözü, duymayanın kulağı, yürüyemeyenin ayağı, düşünemeyenin zihnidir. Yani toplumla, toplumla idarecileri, toplumla devleti bir arada tutan, doğruyu savunan, doğruyu söyleyen, doğruyu yazan, inançlı, vicdanlı kişilerdir. Yani basınımızın içerisinde vicdanı ile cüzdanı arasında sıkışan kişiler bana göre basın değildir. Ne demek istediğimi herhalde anlıyorsunuz. Vicdanı ile cüzdanı arasında sıkışanlar basın değildir. Onlar sadece ve sadece at çamuru izi kalsın. At çamuru izi kalsın politikasıyla gazetecilik yaptığını sanar. Toplumu aydınlattığını sanar. Oysa toplumu kaosa sürükler, toplumu ötekileştirir, toplumu birbirine düşman eder. Oysa basın dediğimiz, az önceki söylediğim şekliyle toplumu kucaklayan, toplumu birbiriyle kucaklaştıran, doğruyu savunan ve doğruyu kaleme alandır. Özetle, Türkiye Sakatlar Derneği 1960 yılında kuruldu. 1963 yılında dönemin Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bugün engellilerin kullandığı anayasa haklarının %99'unun altında imzası olan bir kuruluştur. İmzası olan bir kuruluştur. Biz meclislerin önünde, bakanlıkların önünde engelli hakları konusu için yaz, kış, kar demeden zincir eylemlerine kadar yaptık. Ve yapmaya da devam ediyoruz. Çerkezköy'de bir güneş doğdu. 13 yıl önce bir güneş doğdu. Bu güneş gerçekten çok güzel şeyler yaptı. Hakkını inkar edersek dizimize gözümüze durur. Gerek Çerkezköy'ün ticaretle uğraşan kişileri, gerekse bürokrasileri, gerekse basını, gerekse halkı gerçekten bunu önemsedi ve kucakladı. Türkiye'de bir ilk yaptık. İlk oldu. Emeği geçen geçmiş yöneticilere, özellikle geçmiş dönem belediye başkanı Ali Ertem Bey ve o dönem görev yapan meclis üyelerine hiçbirisi hayır demedi. Ana muhalefet ve muhalefette olan meclis üyeleri bile oy birliğiyle bu kararları aldı. Ne için aldı bu kararı? Çerkezköy'de yaşayan engelli bireylerin çağdaş, demokratik bir şekilde özgürce kendi sorunlarını tartışabilecekleri, kendi aktivitelerini yapabilecekleri bir yer yapıldı ve teslim edildi. Bugüne kadar gelindi. Son birkaç yıldır zaman zaman yasalara ve taleplere karşı bir çıkmaza girdi burası. Düzeltilmesi için çaba harcadık, uğraştık ama maalesef diyorum çünkü doğru şeyler olmadığını gördük ve bunu da önümüzdeki süreç içerisinde yargı karar verecek. Bu nedenle genel merkezlerin zaten siyasi parti olabilir, sendikalar olabilir, benzeri kısacası genel merkezi olan kurum ve kuruluşların yetkisi de aydınlıdır. Yöneticileri görevlerinden uzaklaştırır, yeni atamalar yapar, seçilir, gider. Ama biz bunu Çerkezköy'de çok çirkin laflarla, çok iğrenç laflarla karşılayıp duyduk. Burada internet gazeteciliği yapalım. Flash gibi aranızda belki var yok bilemiyorum. Öyle o kadar çamur attık ki güldük sadece. Sadece güldük biz. Niye? Çünkü üstümüze alınmadık. Biz yapmadık böyle bir şey. Yok AK Partililer şöyle, yok CHP'liler böyle. Arkadaşlar burası Engelliler Derneği ya. Buranın siyasetle ne işi var? Biz siyaset yapmak istesek gider siyaset yaparız. İçimizde siyaset yapan arkadaşlar var. Ayrılıp gittiler. Türkiye'de ilk defa iki kolu olmayan
iki kolu buradan olmayan bir kişiyi belediye 500 nüfuslu olan, 500 bin nüfusu olan bir ilçeye belediye başkanı yaptık. Bunu önümüzdeki dönem iyi efor sarf edip iyi çalıştırsak inanıyorum ki AK Parti de engelli adayını çıkaracak, MHP de engelli adayını çıkaracak ya da diğer yerel ve genel hükümete talip olan siyasi partilerde engelli bedende değil, düşüncededir. Biz düşünce engellerden Allah bizi korusun. Biz kolsuz olabiliriz, bacaksız olabiliriz. Duymayabiliriz, konuşamayabiliriz ama beynimiz çalışıyor. Beynimiz çalışıyor bizim. Talebimiz bizim şu. Hiçbirimiz isteyerek bir zihinsel çocuk dünyaya getirmek istemedik. Hiçbirimiz tekerlekli sandalyeye mahkum olmak istemedik. Hiçbirimiz kör, sağır, dilsiz olmak istemedik. Biz ülkenin yanlış işleyişinin kurbanlarıyız. O halde bu ülke anayasası Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Hukuk Devleti ise sosyal devlet beni tanzim etmekle görevlidir. Beni bir başkasının sadakasına muhtaç etmeyen devlet sosyal devlettir. Annem şu an yoğun bakımda arkadaşlar ya. Ölümle pençeleşiyor, ben buradayım. Ben maaş mı alıyorum, gönüllüyüm. Benim kimse silah kafama dayayıp beni buraya çağırmadı. Gönüllüyüm, sevdalıyım. Ben doğuştan her iki ayağı sakat olan ve Türkiye Sakatlar Derneği tarafından sahiplenilen, ameliyat ettirilen bugün bir iş adamı. Yüzlerce insan çalışıyor yani. Döndüm ben buraya ne verebilirim? Ben holding sahibi de olabilirdim. Ben iyi çalışan bir insanım. Ama ben hayır bu derneğe. Benim oğlum ne zaman büyüdü, kızım ne zaman büyüdü farkında değilim. Bize göz kulak olan, bize yol arkadaşı olan tüm basın arkadaşımıza kucaklarımızla dolusu sevgiyle saygılarımızı sunuyoruz arkadaşlar. Bizim siz olmazsa olmazlarımızsınız. Zaten siz olmazsanız biz derdimizi kime anlatacağız? Siz olmazsanız benim bu konuştuklarım kime gidecek? Hangi politikacıya gidecek? Hangi belediyeye gidecek? Hangi emniyet müdürüne gidecek? Hangi ilçe milliyetin müdürüne gidecek? Ben eğitimde eşit bir hakkım yok. İstihdamda eşit hakkım yok. Sosyal yaşamda eşit hakkım yok. Biz bunlarla savaşıyoruz. Bunları söyleyin, bunları yazın. Yazın bunları, korkmayın. Korkmayın, yazın. AK Parti de bizim memleketin partisi, CHP de bizim memleketin partisi, MHP de kabul ederiz etmeyiz, HDP de bizim memleketin partisi, anayasa, bütçeden para veriyor devlet, parti, mecliste milletvekilleri var, bana ne? Suçluysa devlet alsın götürsün. Ya da silsin ya da kapatsın. Sen bütçeden para vereceksin bir partiye, trilyonlarca al seçime gir diyeceksin, ondan sonra da terörist diyeceksin. Ya bunlar da kaçak şeyler. Bunlar bizim ihtiyacımız yok. Biz kendi işimize bakalım. Ülkede birinci hedefimiz engelli olmamak, engelli çocuk dünyaya getirmemek. İkinci hedefimiz engelli olarak dünyaya geldiysek eşit haklar, eşit şartlarda yaşam hakkı elde edebilmek. Biz bunun için çalışıyoruz. Geldiğiniz için, katıldığınız için teşekkür ederim. Aday sonra görevden alınmışsa ve bunların da bir takım belediyeye karşı mahkemelere gitmesinin ardından olmuşsa ben bunların sorularını sormuşum. Tatmin edici cevaplar geldiği takdirde onları da zaten yazmış. Eyvah. Sizin açıklamanızın da virgülüne noktasına dokunmadan koymuşum. Daha ben yani nasıl gazetecilik yapalım? Şimdi bilmiyorum. Soru cevap sesine giderse bir dakika. Yok yani ben kısa, biraz önce sorduğum soruları izah ederseniz onları da yazarım. Yani. Ben yazını da yazdım. Yazını da yazdım. Evet. Az önceki konuşmamda genel Türkiye'nin bir politikasını koydum ortaya, engelli politikasını koydum ortaya. Neler yaptığımızı anlattım. Burada da sadece Çerkezköy'le ilgili yazmışım. Bunu okursanız sadece Çerkezköy'le ilgili orada yazmışım. Cevapları var. Orada cevapları var. Ancak sizin sorduğunuz soruya cevap. Soru onları da yazarız. Tamam. Yani cevap sizce, şu. Cevap şu. Burada. Bizimle alakalı bir şey yok. Araba kullanıyorsunuz. 10 yıldır kaza yapmıştınız. 5 ay önce kaza yaptınız. Yani hata yap. Evet. Ben toplantıda da söyledim, genel kurulda da söyledim, siz buradaki konuşmamda da söyledim, teşekkür de ettim. Yıldızdı, yıldız. Burası yıldızdı. Ama son zamanlarda gelip yapmış olduğumuz incelemelerde, örneğin, canlı söylüyorum, Çerkezköylüsünüz, hepiniz biliyorsunuz otogarın, yeni yapılan otogarın VC'si, buraya söz de verildi, çalıştıran, Hülya Hanım bir sene çalıştırdı, 4,5 liradan aylık kira ödedim diyor, yüzü orada. Makbuz almadım diyor, tamam yarın veririz, öbür gün veririz diyor. Toplamda 83 milyon lira kasaya girmeyen para gördük. Girmeyen. 83 milyon? Evet, raporumuzda. Ama bunu
Siz diyorsunuz ki, ben diyor kiracı olarak ben verdim diyorsunuz. Hayrettin Bey de diyor ki ben almadım. Şimdi almadıysa niye tahliye etmediniz arkadaşım? Almadıysa niye kulağından tutup atmadın onu? Niye bekletiyorsun onu? Öbürü diyor ki ben verdim. Şahitlerim var. Otobüs tuvaletlerle ilgili 83 milyon. Toplamda bir. İkincisi, biz başkanlar kurulu toplantısı yapıyoruz. Burada hep aynı kişiler gelir. 10 kişi, 9 kişi, 11 kişi. Kaymakamlığa dilekçe yazılıyor. İşte biz Antalya'daki toplantıya gideceğiz. Kaymakamımız biliyorsun derneklere yardım yapmaz, bireysel yardım yapar. Engelliler adına para çıkarıyor. O engelliler parayı alıyor, getiriyor, Hayrettin Bey'e veriyor. Veriyor diyorum ben, belgeleyemedim bunu. Kaymakam sadece para verdiğini söyledi. Soruyorum, Cengiz diyorum ufakla. Sen kaymakamlıktan para almışsın, aldım. Ne yaptın? Hayrettin abiye verdim. Hayrettin abi onları köy sandığına indirmiş. Şubenin kasasından da genel merkeze ödeme yapmış. Anladınız mı? Anladım. Bir daha düzeltin mi? Anladın mı? Siz buradan kaymakamlıktan yazı yazıyoruz. Engelli olarak 6 kişi, 10 kişi neyse. Kaymakamlık bana herkese 5'er yüzler, 3'er yüzler neyse veriyor. Kaç para demiş ama yani? 5'er yüzler, 3'er yüzler değil. Onu öğrenmişsiniz. Yani verdiği para miktarı 300, 500 neyse. Bu kişi başına mı? Kişi başına geliyor. Yol parası. Kişiler de getiriyor, parayı olduğu gibi derneğe veriyor. Hayrettin Bey'e veriyor. Hayrettin Bey de bu parayı kasaya koymuyor, makbuzunu kesmiyor. Ama dernek bütçesinden o parayı ödüyor. Yani bize olan ödemesi gereken, toplantıya katkı payı kişi başına ödeme alıyoruz ya, o parayı dernek kasasından ödüyor. Biz yapı kredi hesaplarından bunların hepsini inceledik, gördük. Yönetim kurulu kararı da almış ama aldığı paradan eser yok. Cengiz diyor ben verdim, Hülya diyor ben verdim, Ayşe diyor ben verdim. Herkes burada verdim diyor. Yarın mahkemede bunlar şahit yazıldığı zaman, ben verdim dediği zaman zimmetten artık o kendini gitsin, kurtarsın, benim sorunum değil. Ha vermediyse de aklansın, ben gelip burada şirk vereyim huzurunuzda. Ama mesela diyor ki ben bunu her sene yapıyordum diyor. Ben 5 senedir, 4 senedir aynı incelemedik ama diyor. Biz incelemedik işte o zaman. Ama o zaman şikayet, sizin de hatanız var. Şikayet, bir gazeteci olarak bunları sormuşum. Yani 4 senedir yani sizin de hatanız var demiş. Şimdi ben... İnceleyeceksiniz bakın, Sayın Genel Başkan. Biz ihbar alınca inceleriz. İhbar almayınca, incelemeyiz. Sizin yazınız üzerine biz İçişleri Bakanlığı geldi, bizi denetledi. Kayyum atamak için geldiler. Onu da söyleyeyim madem. Geldiler, incelediler. Teşekkür kağıdına yazıp gittiler. Çünkü bizim parayla işimiz yok ki. Neyi denetleyecekler? Şimdi aşağıki gün şeyde de burada belli önerge verildi. Geçmiş yönetimin, bağımsız bir denetim kurulu kurabilmek için mevcut seçilen yönetim kuruluna yetki verildi genel kurulunca, genel kurul tarafından. Burada kurulacak olan bağımsız bir denetim kurulu tarafından bugüne kadar olan bütün her şeyi A'dan Z'ye kadar mali ve idari yönden denetimi yapılacak. Az önceki söylediğimiz ana başlıklar altında ve genişletilerek detay olarak kontrol edilecek, rapor haline getirilecek. Eğer bu rapor müspet ya da menfi ne olursa olsun sizinle mutlaka paylaşılacak ama suç unsuru teşkil ediyorsa Cumhuriyet Savcılığına hiç acınmadan verilecek. Bu böyle biline. Mutlaka da verilecek. İkinci sorunuz 1400 üye. 1400 üye yok. 1400 kayıtlı üye var ama biz yapmış olduğumuz taramada çoğu ölmüş veya ayrılmış, göç etmiş. Yaklaşık 800'e yakın üye kalmış. Aktif pasif dediğimiz. Bunlar mevcut yönetim kurulu bir yandan hasar tespiti yaptırırken bir yandan da üye güncellemesi yapacak. Bugüne kadar olan şeyler en daha güzeli konulordu, tiyatroydu, benzeri çalışmalardı. Günlük, gündüz bakım ve yaşam evi olacak burası. Yine Çerkez köylerinin bugüne kadar olduğu şekliyle daha iyi bir şekilde, daha da demokratik bir şekilde annelerine ve ailelerinde katılımıyla daha güzel bir huzur evi şeklinde, yaşam evi şeklinde olacak burası. Yani Türkiye Sakatlar Derneği yeni kurulan, bu yeni kurulan heyeti biz İstanbul'dan getirmedik, bir yerden ithal etmedik. Yine Çerkezköy'ünde buranın üyeleri. Buranın üyeleri, aktif üyeleri. Buraya yine bugüne kadar katkı sunan üyelerdir. Burada bugüne kadar yapılmış olan ne varsa Çerkezköy'ler ya sadece sürekli kalmanın dışında her şeyin en güzeli yapılacak. Gelip İstanbul'u birilerine iş yeri yapacak halimiz diyor. Burası sizin. Belediye nasıl alacak? 29 yılında protokol yapmış. Burayı alacak olan belediye. Daha anasından doğmuş. Onu bilin.
Ben bunu kamerada çekiyor söylüyorum. Ne yaptı duysan kim duyarsa duysun. Ben 29 yılında da böyle Türkiye Sakat... Ha Türkiye Sakatlar Derneği lav olur. Genel merkez lav olur. Genel merkez lav olur. Şurada otomatikten kalkıyor. O zaman tabii ki mal belediyenin kime kalacak? Belediyenin malı başka amaçla kullanır. Ama Türkiye Sakatlar Derneği'ne tahsis edilen bir yeri Türkiye Sakatlar Derneği kendi eline teslim etmediği müddetçe hiçbir kuvvet alamaz. Ha amacı dışında kullanılırsa alır tabii ki. Başkanım siz de yine başkan olarak arkadaşlar burada kim için kelime edin. Evet ben derneğe uzun zamandan beri önce gönüllü olarak çalıştım. Sonra üye oldum. Aktif üyeydim. Tamamen ilişkilerim gönül bağı üzerindeydi. Sonrasında yaşadığımız bir takım hoşnutsuz durumlardan dolayı ara kabul verdim, mesafe verdim. Böyle olunca üyelerden çok talep geldi. Yani mevcut üyelerden sen neden olmuyorsun vesaire gibi. Önceleri başkanım da biliyor, çok ısrarla reddetti. Sonra da evet dedim neden olmasın. Burada daha güzel, farklı şeyler yapılacağını düşündüm. Öyle de bir sosyal çevrem var. Hepiniz de bu sosyal çevrenin içindesiniz zaten. Yani öncesinde nasıl hepinizin gönül ablasıysam, bundan sonra da hepinizin gönül ablası olarak hep birlikte bir şeyler yaparız diye umuyorum. Teşekkür ediyorum. Benim hakkımda da güzel şeyler yazın. Ben çok üzülüyorum. İkinci kongrede bugündü. Süreci tamamladık, defteri kapattık, hanımefendiye teslim ettik. Size ve arkadaşlara ve bütün Çerkez köylere hayırlı olsun. Güzel bir çay. Turan Bey, doğru.